Hiçbir yan etkisi yoktur çünkü bunların. Güzel bir noktaya değindiniz. Şöyle. Finlandiya'da prostat rahatsızlığı olan hastalara 5.000 kişiye bundan 15 yıl önce yüksek dozda E vitamini veriliyor ki prostat büyümesi normale dönsün diye. Fakat ne oldu? Verilen E vitamini sentetik olduğu için iyi huylu prostat büyümesi prostat kanserine dönüştü. Evet. Perişan ettiler. 5.000 kişiyi tedavi edeceğiz derken E vitamini sentetik olursa tehlikeli. Mesela bir hafta önce de bir bayana doktoru demir hapı vermiş. Sonra infüzyonla da bir demir hapı vermiş. Karaciğeri çok yoğun demir hapı, demir depolamış. Şimdi bayan C vitamini içeren bir şey yemir, yediği zaman kanındaki demir yükseliyor, kötü oluyor. Hiçbir şey yapamayız demiştir. Bana dedi ki ya hayatım kaydı. Onu yemiyor, bunu yemiyor, şunu yemiyor. Onda C vitamini var mı? Bunda bu var mı? Şunda şu var mı? Demir hapı bile almak doğal değil, iyi değil. Evet. Şimdi bunun birleşiminde 94 çeşit mineral var. Demir var, çinko var, bakır var, selenyum var, molibden var vesaire vesaire. Mikro, makro oranda, çeşit çeşit oranlarda. 94 çeşit mineral. Esensiyel ve esensiyel olmayan yani besinlerde bulunan ve besinlerde bulunmayan, hiçbir besinde bulunmayan amino asitler var. Amino asit nedir? Hücre yapımında kullanılan yapı taşı. Mesela Evet. hücre yapımında kullanılan taş gibidir bu. Bina yapıyorsun, tuğla. Tuğla gibidir. Evet. Amino asit. Hücre yapımında kullanılan. Evet. DNA'nın yapımında, Evimizin efendim, direkleri kromozom gibi. yapımında, her şeyin yapımında kullanılır. Artı spiruna'da omega 3, 6, 9 balık yağlarında bulunan yağ içerir. Bunun birleşimindeki Evet hocam, biraz kameraya doğru tutalım, bunun çevirelim. spiruna'nın Arkadaşlar birleşimindeki daha rahat görsün. Evet. etken maddeler yani bu mineraller, vitamin, amino asitler anne sütüne eş değer dünyada tek gıdadır. Kim Evet. söylüyor? Evet, bunu söyleyen kim? Kim? Siz. Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA, Gıda İlaç Kontrol Merkezi. Evet. Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Kontrol Merkezi. Bunlarla ilgili birçok isteyen Google'a girip görebilir. Belge var, bilgi var. Şimdi biraz önce söyledim dedim ki insan vücudunda saniyede 50 bin hücre yeni hücre ortaya çıkıyor. Eski hücreler atılıyor, bölünüyerek hücreler bölünerek çoğalır. Bölünür, eski hücre devre dışı, yeni hücre faaliyete geçer. Eski hücredeki bütün bilgiler, belgeler yeni hücreye aktarılır. Böyle devam eder. Yani bölünerek çoğalır hücreler. Yeni hücre bütün eski bilgileri alır, devam eder, görevine başlar. Eğer ki vitamin, mineral, enzim, amino asit yetersizliği varsa ne olur? Fonksiyonunu yerine getiremez. İnsan vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Lenf sistemi vücudumuzda ortalama 3,5-4 litre sıvı toplar. Lenf sistemi yani toplar damarın haricinde lenf sistemi 3,5-4 litre sıvı toplar. Ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları, karbonhidrat artıkları vesaire vesaire artık. Evet. Yani belediyenin fen işleri gibi çöp topluyor lenf Evet. sistemi. Tek yönlü. Evet Yani hocam. tek yönlü cadde gibi. İstanbul'un eski belediye başkanı Sayın neydi onun adı? Nurettin Sözen zamanında belediye başkanı zamanında 30 yıl önce bir grev olmuştu. Ben de tesadüfen o gün Türkiye'ye gelmiştim. O Almanlar, İngilizler vesaire turistler kapalı çarşıda burunlarını tutarak kaçıyorlar. Oh my God, oh my God diyor. Her taraf çöplük olmuş. Belediye fen Oh. işleri grev yaptığı için. Evet hocam. Köpek köpek çöpler. Dükkanlar önünde millet birbiriyle kavga yapıyor şey dükkan sahipleri. Benim önüme dükkanın önüne çöp atma. O diyor benim önüme. O diyor insanlar birbiriyle kavga yapıyor. Evet. Sokaklar, caddeler her taraf çöplük. Evet. İnsan vücudu da böyle o eski çöplük gibi olan İstanbul'a dönebilir. Çöplük. Lenf sistemi vücuttaki artık toksik maddeleri, ölü hücreleri, ölü bakterileri, yağ artıklarını, protein artıklarını zamanla toparlayamazsa, kişi yanlış besleniyorsa İşlenmiş gıda, cips, jelibon, kek, gofret, kola vesaire gibi işlen bunların hepsinde kimya var. Günümüzde kimyasal maddeye işlenmiş gıdalara yiyorsa, yani çok yiyorsa abur cubur vesaire vesaire. Özellikle de çocuklarda daha fazla vardır. Çünkü çocuklar böyle abur cubur,
gibi besinlerle daha çok besleniyorlar genelde. Lens sistemini yorar. Yorarsa hastalıklar oradan buradan fışkırır. Bugün biri aradı, çocuğu 2 yaşında diyabet hastası. Dedim ki ne verdiniz? Aşırı antibiyotik. Ne oldu? Pankreas görevini yapamadı. 4 yaşında, 3 yaşında çocuklar dahi ağır hasta oluyor. Neden oluyor? Anne baba antibiyotik, ağrı kesici veya başka kimyasal ilaç düzensizce, gelişi güzel veriyor. Evet. Kontrolsüz. Kimyasal ilaç yazmakta, kullanmakta çok çok ileriyiz maşallah. Sihirliyoruz kendimizi. Hocam,